Hangisi gelişimini tamamlayana kadar morfolojik, fizyolojik ve anatomik olarak tümüyle değişen veya yaygın tabiriyle başkalaşım geçiren canlılara bir örnek değildir? A. İpek böceği, B. Su kaplumbağası, C. Kurbağa. İpek böceği malum bayağı bir değişiyor. İpek böceği evet kendine bir koza örüyor, orada bir gelişim süreci var. Daha sonra oradan farklı bir canlı olarak çıkıyor. Dolayısıyla bu bir örnektir bence. Su kaplumbağası ve kurbağa. Kurbağa da larva olarak çıkıyor, bir balık gibi yüzüyor. Daha sonra kolu, bacağı, kuyruğu vesaire çıkıyor. O da bayağı bir şey geçiriyor, evrim geçiriyor diyelim. Ama bildiğim kadarıyla kaplumbağalar böyle yumurtadan minik kaplumbağa olarak çıkıp koşa koşa suya gidiyorlar. Ama benim zaten Tufan Hoca'ya bir soru sorma hakkım var. O da boşa geçmesin. Ben B olduğunu %90 hatta %100'e yakın düşünüyorum ama bir merhaba demiş olalım hem. Tufan Hoca'ya bir danışalım. Tamam, hemen dönelim. Bakın karşınızda. Hocam merhaba. Elma Hanım merhaba. Merhaba. Çok güzel yarışıyorsunuz. Teşekkür İnşallah ederim. Böyle devam edersiniz. Çok teşekkür ederim. Çocukluğumuzda biz sulak bölgelerde bir ırmak kenarında büyüdük. Orada su kurbağalarının maceralarını uzun uzun izleme imkanımız oldu. Hakikaten bence kafası en karışık hayvanlardan biri su kurbağası olması lazım. Balık olarak doğuyor. Sonra ayakları olan işte biraz kepçeye benzeyen, biz ona Anadolu'da çömçe derdik, çömçeli balık derdik. Su kurbağası değil mi hocam? Evet, evet. Hı. Sonra yavaş yavaş kurbağaya dönüşüyor. Evet. Sonra da karada hayatını devam ettiriyor. Evet. Çok ilginç bir dönüşüm var. Evet. Ben C şıkkını sizin için eliyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldunuz. Ben de zaten elemiştim. İpek böceğinden de eminim. Ben su kaplumbağası diyorum. B şıkkını onaylıyor evet, musunuz? Evet onaylıyorum. Bakalım.